Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentürk salonumuza teşrif etmişlerdir. Arkadaşlar, 9 Nisan Mimar Sinan Alma ve Mimarlar Haftası. Biz de istedik ki mimarların piri, Mimar Sinan'ımız, Koca Sinan, tüm dünyanın tanıdığı muhteşem mimarımızı Teskiretül Bünyan Sayı Mustafa Çelebi'ye ömrünün son deminde kendi biyografisini anlatıp Sayı'nın yazdığı burada sergiliyoruz orijinalini. Oradan esinlenerek bir saatlik bir belgesel film yaptık. Gerçekten çok duygu yüklü. Mükemmel bir yaşamı var. Bir asra yakın ömrü ama bunun yarısı yani bir yarım asırlık, 50 yıllık muhteşem bir kariyeri var. Bu süre içerisinde Osmanlı'nın o en muhteşem döneminde İstanbul'umuza 335 toplamda 470 eser ve eserlerin sadece cami değil, külliyeler, medreseler, su kemerleri, kurralar, saraylar, bentler, aklınıza ne gelirse yani tasarım olabilecek bu da varmış diyebileceğiniz her şey ama her şey yapmış, tasarlamış, aynı zamanda gerçekleştirmiş. Şimdi şunu söylememiz lazım. 50 yıllık yaşamında baş mimar ve bizim Osmanlı'nın bütün coğrafyasında da eserleri var. Ama bunun 335'ini İstanbul'a. İstanbul'un silüetine imzasını atmış. Taşa sözünü geçirmiş. Teşbih tahta olmasını kubbeyi zirveye taşımış. Yaptığı eserlerde kedinin su içmesini unutmamış. Kuşların konaklayacağı yuvalarını unutmamış. İnsana, doğaya, yaşama ait ne varsa gönlünden ne geldiyse onu tasarlamış, uygulamış, gerçekleştirmiş. Sadece bir mimar değil, mimarlığın tüm türleri. Sadece mühendis değil, mühendisin hemen hemen her türü ve bu insan aynı zamanda bir uygulamacı, taahhüt yapıyor. Bütün bunları yapma bir organizasyon yeteneği de var. Hepsi bir kişide birleştiği zaman kim olabilir denirse evet o var. O bizim mimarımız Koca Sinan. Ve çok mütevazi bir insan. 470 eserinden sadece birine imzası var. Abdullah oğlu Yusuf diye imza atıyor. Nerede o? İstanbul'umuzda, Büyükçekmece'mizdeki o köprüde. Başka hiçbir eserinde imzası yok. Dolayısıyla onu bu nesile doğru aktarmak, ona olan görkemli sevginin daha da görkemini gelecek kuşaklara aktarmak için oturduk. Dedi ki bir belgeselle onu nasıl anlatabiliriz? Arkadaşlarımız çalıştı. Valilik olarak biz destekledik. Kültür Turizm Bakanlığımız, Sinema Genel Müdürlüğümüz destekledi. Az sonra ilk galasında bunları sizlere takdim edeceğiz. Tabii Atlas Sineması'nın şimdi hem sinema hem müze olarak faaliyetleri biliyor olması Beyoğlu İstanbul için büyük bir kazanım, büyük bir kıymet. Beyoğlu Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti bu sanat etkinlikleri anlamında destekliyoruz. Kültür Turizm Bakanlığımız çok başarılı bir organizasyon. Dar buranın restorasyonunu gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Ahmet'in teşrifleriyle açılışı gerçekleşti. Ve bugün İstanbul olmasında büyük emeği olan İstanbul'un kimliğini, mimari kimliğini oluşmasında baş şahıslar olan Mimar Sinan'ın tanıtıldığı bir belgesel galasında bir arada. Buralarda vaktimiz geçti, buralarda delikanlık yaşadık. Şimdi bakanlığın ortasında tekrar bir restorasyondan geçiyor. Kültürel faaliyetlerin de sergilendiği bir yer oluyor. Ve Mimar Sinan belgeseliyle inşallah başlıyor değil mi? O açıdan çok da